Merhabalar, bugünkü konuğum Gülçin Anmaç. Gülçin Anmaç minyatür sanatçısı. Kendisiyle minyatür yolculuğunu, Osmanlı'daki Ramazanları ve minyatürdeki bayramları ve minyatüre yansımasını konuşacağız. Biraz Gülçin Anmaç'tan bahsetmek istiyorum. Minyatür sanatçısı olduğu gibi aynı zamanda minyatür alanında eğitim de veriyor kendisi. Pek çok yerde, Anadolu'nun pek çok yerinde sergileri açmış bir sanatçı. Onun bir ayağı bu topraklarda ama bu sanatına özgünlük de katıyor aynı zamanda. Minyatür tabii ki bilindiği gibi pek çok katmanı, zamanı, olayı tek bir boyutta anlatan bir sanat eseri. Çok farklı bir sanat türü. Gülçin Hanım aynı zamanda farklı disiplinlerde eğitim almış. Edebiyat ve sosyal antropoloji okumuş ama kendisi bu alanı tercih etmiş. İyi ki geldi, konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim ben de. Ben hani ilk soruya şöyle yine tabii farklı disiplinlerde eğitim aldınız ama minyatür, geleneksel bir sanat. Minyatür zor da bir sanat türü aynı zamanda biraz okuduğum, gördüğüm kadarıyla. Bu yolculuk nasıl başladı? Biraz ondan bahsedelim mi? Tabii. Farklı disiplinlerde olduğunuzda asıl hep çocukluğunuzdan beri gönlünüzde olan şey biraz ötelenebiliyor veya ulaşmak için daha eforlu olmanız gerekebiliyor. O yüzden ben hep çizdim. Çok da sevdim. Çocukluğumdan itibaren yani neyi görsem hemen elimde kalem onu çizgiye döndürmeyi, kendi çizgimde görmeyi sevdim. Bendeki yansımasını. Tabii ki eğitim hayatım ve çalışma hayatım uzunca seneler farklı sektörlerdeydi. Bu arada şöyle diyorum ben, sanatı hep yanında devam ettirdim. Bunun için ben hep derim, ya hani ben yaptıysam yapabilirsiniz diye derim. Şeyi almak, tabii ki o eğitimi birebir okulundan almak, bütün hayatın olması çok güzel bir şey ama bazen hani öyle olmuyor hayatımız. Ekonomik olarak başka bir iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen çok ki ben çok sevdiğim bir bölümden mezunum. Hani antropoloji, yüksek lisansım, kültür varlıklarının korunması üzerine genel bakışım, okumalarım kültür üstüne, insan üstüne. Ondan sonra bu çok zenginleştiren bir şey oldu benim. Ve hatta minyatürde o metne bağlı, bir düşünceye bağlı bir şey resmetme eğilimimi çok destekledi bu eğitim. Onun dışında yanında ki bunu müzik falan olarak da yani herhangi sanatın bir dalıyla ilerlemek çok zenginleştiren bir şey. Hani bu şu anlamda da değil, yaptım ve ben artık orada da çok iyiyim falan değil. Sadece kendinize çalsanız, sadece kendinize söyleseniz bile o sizi o kadar bir şifa edip iyileştiren bir şey ki, ruhunuzu o kadar incelten bir şey ki. Hani bu kadar içinde olmasam sırf onda bile eşlik etse bana yeterdi. Çok güzel ifade ettiniz. Şöyle tabii farklı disiplinlerde olmak ve sanatın alanında olmak, farklı alanlarında olmak tabii minyatürde sonra da konuşacağız. Çok işinize yaradığı mutlaka. Çünkü minyatür bir edebiyat, kültür, mimari ama bunların yanında şey de var. Süheyl Ünver'in hani çok meşhur bir sözü var. Zaman zaman çok yorulduğumda benim de aklıma gelir. İşte beynin yorulduysa elinle bir şey yap. Mutlaka bir meşgalen olsun. Yani dinlenmenin şeyi budur aslında. Tabii ki usta çırak ilişkisi burada. Süheyl Ünver gibi bir usta da çok onu da hani almış olalım ama evet. Şey usta çırak ilişkisi de bunların yanında. Çünkü bu bir hal, bir edep, bir tavır, bir ondan bir silsile almak öyle değil mi? Sizi de mutlaka minyatürde devam ettiren öyle ustalarınız oldu. Bir kere bu Süheyl Hoca çok çalışkan biri. Hani bazı insanlar bir ömürde 10 ömürlük iş yapmış oluyor. Hani düşünüyorsunuz nasıl yapmış bu kadar şeyi diye gerçekten hiç durmamış. Hani o işte binlerce deftere, notları, çizimleri, resimleri
Ben de daha gençken hani hiçbir şeye yetişemezken böyle bayağı bir Süheyl Hoca'yı en azından hocalarımdan duymuştum. Nasıl oluyor diye. Şimdi ben de kendim öyle tavsiye ediyorum. İşte yıllardır hayatımda televizyon yok. Ondan sonra çok seçici olarak haber izlememi veya da bir şeyleri okumalarımı yapıyorum. Yani bütün şeyimizin zaman hani paranın dahi satın alamayacağı şeyin hayatımızdaki en önemli unsurun zaman ve onu neye harcadığımızla ilgili olduğunun hani bilincindeyiz. Hoca da bunun fazlasıyla bilincindeymiş. Bu yorulduğunuzda hani gerçekten hani bu boş kalma değil de mesela ben de boyamaktan yorulduğum zaman üç iş götürürüm derim. Yani bir tane tasarım için okuyor olurum, bir tanesini çiziyor olurum, bir tanesini boyuyor olurum. Boyamak daha zor bir şey olduğu için çocuklar, aile, ev, sorumluluk, yorgunluk hani bir sürü şey ekleniyor. Gündüz çalışıyorsunuz, akşam geliyorsunuz ama okuma kısmını ya da daha iyi hissediyorsam çizme kısmını muhakkak ki devam ettiririm. O hocanın bu hali işinden nasiplenmişizdir inşallah. Çünkü Süheyl Hoca'dan yanında yetişmiş Cahide Hocam. Daha sonraki nesilden olan gene Süheyl Hoca'yı da görmüş. Onun desteğiyle de eğitimini hem anlamış Nusret Hocam. Daha sonra evet bu seçerim diyeceksiniz ki niçin önemli? Bu niçin önemli biliyor musunuz? Şimdi böyle insanlar da bunu belki yeni yeni anlıyorlar. Olduğunuz yerin hali size yansıyor. Ve bir süre sonra siz o oluyorsunuz. Yani şöyle bir şey, siz kavganın dövüşün içindesiniz. Herkes herkese söylüyor, dümdüz gidiyor, provokatasyon var, bir sürü karmaşa var. Bir süre sonra bunlar size normal gelecek. Diyeceksiniz ki ya tamam ben de yapabilirim. Hatta öğrenciyseniz olduğunuz yerde bir süre sonra o cesaret gelecek belki. Diyeceksiniz ki benden daha yukarıda olan bunu yapıyorsa ben de yapabilirim. Dolayısıyla bu hani edep, adap dediğimiz kısım hiç düşünmeme, kendin olmama değildir. Davranışınızda, sözünüzde, düşüncenizde eskilere ait olumlu olan halleri devam ettirmektir. O halleri kabuldür. Ve o olumlu düşünmek, olumlu davranmak bir süre sonra evet bunları yapmayın telkinlerinin hani etrafınızda da örneklerle görüyorsunuz ne kadar önemli olduğunu görmek. Yani bize çok önemli bir şeydi. Benim hocalarım derdi masanda otur, işine bak, hiçbir şeye karışma. Yani insanların, kişilerin didişmeleri, hani şeylere karışma, sadece işinle meşgul ol. Hani böyle kişiyle değil, işiyle ilgilenmek kısmı. Ben onu hayatımda karşılaştığım bir sürü şeyden sonra ne kadar daha önemli olduğunu gördüm. Yani bu size bazen şey getiriyor ya ben gömüldüm kaldım bu masada hayat devam ediyor gibi bir hisse de kapıldığınız oluyor. Ama daha sonra bütün bu dünyadaki varoluşunuzun zaten kendi ürettiklerinizle mümkün olduğunu da gördükten sonra yeni bir şeyler yapmışım duygusu da bayağı tatmin edici olabiliyor. Bir de minyatürde tabii zor olan şey tek boyut, perspektif yok. Ve pek çok zamanı, olayı çok katmanlı bir şey tek yüzeyde anlatıyoruz. Aslında bu insanı kışkırtan da bir şey. Çok ilginç bir şey yani. Bana da mesela minyatürün ilginç tarafı. Hani tek bir yüzey var ve o yüzeyde her şeyi anlatmaya çalışıyorsun. Renkler falan da hani özgür. Yani gök kırmızı olabiliyor, savaşta yer pembe olabiliyor falan. Nasıl bir teknik? Yani bu hani zor değil mi? Yani bir tarafıyla da zor. Yani yorumlama açısından da zor ve yani hayata geçirme açısından da zor bir şey değil mi sizce? Şöyle bir şey var, biz modern insan olarak, yani modern zamanda olarak bazı şeyleri kaybettik. Bir kere hayat ritmimiz çok hızlı, ruh ritmimiz buna uymuyor. Şimdi minyatür, ben çok böyle tez canlı biriyim. Hemen söyler, hemen yapar, aynı anda beş işi hani böyle idare etmek zorunda kalır sorumluluklardan dolayı. Yani mutfağa girsem 4 ocak çalışır falan bu şekilde biriyim. Şimdi minyatür o kadar yavaş ilerleyen, o kadar nefes ritminde ilerleyen bir şey ki öncesinde de teslim yaptım. Hani ben de böyle bazen bir ne yapıyorum hani oldum. Çünkü bizdeki hayat böyle yokuş aşağı hani koşarak gidiyoruz. Daha sonra sen hani şöyle söyleyeyim artısı
Oradaki ritim, yani normal ruh ritmini yakalayıp sonra gün içinde onu kaybediyordum ama bayağı bir dengelemeye başladım kendimi. Bir kere hani şifa olması konusunda bu çok önemli. İkincisi minyatürün bu özgürlük alanı, hani metine bağlı anlatması ve birçok hikayeyi bir arada anlatması bir sayfada. Ama onu öyle anlatabilmek için de kendi içinde bazı kurallarının olması kısmına kafa yormanız gerekiyor. Yani minyatür okuması diye bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu da kolay değil. Yani çok incelemeniz, çok bakmanız ve bunun niçin yapmışı düşünmeniz gerekiyor. Bu sınırlı perspektif diyoruz biz. Hani ufuk çizgisinin görünmediği ama mekanda sınırlı olarak kullanıldığı perspektifler veya katmanlı anlatım dediğimiz, yani aynı tablonun içinde üç farklı zaman veya mekanları bir arada anlatma şeklindeki beceri bundan dolayı yapılabiliyor. Yani katmanlı anlatma perspektifin sınırlı olması, bir de yaptığınızın aynı olmaması şekli var. Yani bu şekli olarak onu aynı yapmıyorsunuz, öyle bir iddiada bulunmuyorsunuz ama onun benzeri ve onun için sembolizm, anlatımda farklı duruşlar, farklı durumlar giriyor. Bu bir kere renkte özgürlük açıyor. Ya ben evet çimeni yeşil görüyorum ama ben evet gidip pembe yapabiliyorum zemine. Bulutta, ben yeşil bulutta dahil bir sürü bulut rengi kullanabiliyorum. Işıklar. Mevlana'yı resmetmişsiniz mesela, işte ne bileyim Bursa'yı Evet. yorumlamışsınız, Sirkecigar'ı, yani hani Evet. hepsinde çok başka şeyler görüyoruz. Yani hani sizin yorumunuza katarak hani tek boyutlu, çok çarpıcı, gerçekten elinize sağlık. Başka bir yorumlama tabii ki, bu dediğiniz gibi de kolay bir şey değil aslında. Kolay değil. Çünkü ben de hani resim altyapısından geldim. Öncesinde resim yaptım. Bilinçli olarak minyatürün benim metin dediğimiz bir şey anlatmak. Bu bir şiir olabilir. Bu benim kendi yazdığım ama beni etkileyen, mesela yoksulluk da olabilir, başka bir şey de olabilir. Üzerinde benim onu yorumlama isteğim olabilir. Hani bu ben bir at yaptım şeklinde değil. Arkasında ben bir şey yaşadım. Bir günüm, hani öyle bir yatırım da oldu benim. Yani o kadar duygulandım ki bundan oturdum, bunu yaptım. Yaptığım kişinin adı buydu, hikayesi buydu. Gene bir bakıyorum bir sayfa doluyor. Yani kendimle ait söyleyebilirim bunu. Benim eğilimim böyle. Yani ben çünkü arkasında belki işte bir sayfalık, bir kitaplık bir şey okuduktan sonra o benim çizgime yansıyor. O kadar bir doluluktan sonra çizgi olarak taşıyor. Yani mesela Mevlana'nın bu Hakk'a yürümesi ve onun cenaze töreni bir gazel üzerinedir. Onun cennet tasviri gibi olan ve ölümün arkasından ağlanmaması, üzülmemesi bir kabul ediş olarak anlatan bir gazel üstünedir. Ya da bir kitap okuyor. Gene mesela Mevlana ile ilgili sudaki kitaplar ki o bir bütün kitabı okuyup hani o hikayesine yazılmış onun üstüne bir minyatüre döndüm. Evet, yani o okuma sizde onu okuduğunuzun kelimelerin dönüşmesi ve onu çizgiyle tekrar bir tablo üstüne aktarılması için en güzel araç benim kendi şahsım adına minyatür. Evet, siz de aslında bir yerde hikaye anlatıyorsunuz ve bunu bu çizgiyle yapıyorsunuz. Anlatmak istediğiniz bir şey var aslında. Evet. Bir de hani şey, tabii ki ön araştırmalar yapıyorsunuz. Çünkü yüzyıllar arası gidiş gelişler oluyor. Bazen bir sürnamede bir padişahın oğlunun sünnet düğününde olabiliyoruz. Bazen bir şey av minyatürleri var mesela. İşte Evet. şey peyzaj var, şehir minyatürleri var. Yine Osmanlı'da işte tüm Kanuni'nin işte Bağdat Seferi'nin de yapıldığı minyatürler var. Dolayısıyla pek çok minyatür var. Bunların hepsini de size de bir eser geldiğinde onu araştırmanız, o yüzyılda biraz kalmanız, dolanmanız da gerekiyor. Bunun için tabii biraz sanat tarihi bilmek, tarih bilmek, hani o dönemde giyiyorlardı, ne yapıyorlardı, bunları da bilmek gerekiyor değil mi? Yani dolayısıyla hani biraz hani bu zamandan da kopmanız gerekiyor aslında, özellikle tarihsel bir şey anlatmak istediğinizde.
Bir kere çok okumak ve araştırmak gerekiyor ve ben hep derim ben hani okulda öğrendiklerimle tarihimi ve sanat tarihi neredeyse hiç bilmediğimi fark ettim. Çünkü yani sıkıcı ve genelin hani bilgisiyle bir kalıp bilgiler alıyoruz biz. Ben bu sanata başlayınca bütün okumalarımı yeniden yaptım. Ne bileyim bir camiye, bir türbeye, bir eski bir mimari mekana gittiğimde onun incelikli bir sürü ayrıntısının ne isim olarak biliyordum, ne anlam, sembolizm olarak biliyordum. Çalıştıktan sonra gittiğim yerlerin hepsine tekrar gitmek zorunda kaldım. Yani bir Divriye'ye gittiğimde Sivas Divriye, önceki gidişim ve sonraki gidişim arasında uçurum var. Yani çünkü öbüründe artık sembol okumayı, o hayat ağacı çizdiği sonu niye çizdiğini, niye yaptığını anladığım için bambaşka bir gözle gezmeye başladım. Hani böyle hayatımın hakikaten benim sanattan önce ve sanattan sonra gibi bir ayrımı bilgilenme açısından da vardır. Bir de şey var tabii, bu aslında minyatür kelime olarak küçük resim demek. İşte Orta Çağ Avrupa'sından geliyor bu kelime bize. Fakat İslam sanatında, İslam adına İslam sanatı, tasvir sanatı deniliyor. Hatta bu sanatı işte yapan kişilere de musavir ya da nakkaş deniyor. Yani nakşeden, aslında gördüğünü yorumlayan, Evet. kainatı, her şeyi nakşeden kişi. O dönemde ama nakkaşhaneler varmış tabii ki. Hepsinin ayrımları var. Yani işte her biri farklı iş yapıyor. Ama bu süreçte şimdi sizin yaptığınızda böyle bir iş bölümü yok. Hepsini bilmek zorundasınız. O zamandan bu zamana hani nakkaşhanelerden şimdiki minyatüre biraz bir bahsedebilir miyiz? Şimdi o zaman şöyle bir şey var. El yazması kitapları konuşuyorsak, bu üretilmesi kolay bir şey değil. Bir kere teknoso üretiliyor ama içinde kağıdından ciltlemesine, işte cetvelinden yazısına bir ortak hareket, faaliyet gerekiyor. İkincisi pahalı bir şey olduğu için bunun bir sahiplenenin olması gerekiyor. Bundan dolayı işte saraylarda daha çok üretilmiş. Bundan dolayı nakkaşhaneler kurulmuş ve de orada bu kitapların oluşumuna katkı olunacak herkes aynı çatı altında olmuş. Ve uzmanlaşma var. Bu artı bir şey tabii ki, uzmanlaşma olması. Yani renk seni ayrı, kağıdı yapanı, aherleyeni, mühürleyeni, ondan sonra onun cetvelini çeken cetvel kişi ayrı. Hattatı, teslim yapan müzeyyip ve de daha sonraki nakkaş ve müsavirin elinden şey yapmış, geçerek bir süzgeçten, geçerek en son ciltle toparlanarak bu kitaplar oluşmuş. Şimdi biz hep diyorum, hani mesela minyatür bir resim sanatı. Ve bizdeki adı tabii ki minyatür değil. Hani eski dönemlerde dediğiniz gibi bu Osmanlı resim sanatı olarak hani biliniyor bizim resim sanatımız. Daha sonra biz terimleri Batı'dan aldığımız şekliyle kullanıyoruz şu an. Orada da öyle biliniyor, minyatür diye. Onların da el yazması kitaplarında ilk kullanılan kırmızı renkli atfen böyle gitmiştir. Paragraf başlarında. Biz de şimdi bunların hepsini biz bilmek zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı siz bu sanatı yaptığınızda öncesinde zanaat, yani teknik kısmını öğrenmeniz gerekiyor. Ve bu günümüzde de çok muhatap olmadığınız şeyler. Yani murakka, kağıdı boyamak, onu hazırlamak, işte o malzemelerin doğal olmasına olabildiğince, o doğallığın da kaliteli olup çünkü dayansın yıllarca diye, bir sürü bilgilenmeden geçip bütün bunları da tek başınıza yaptığınızda bazen yorucu oluyor. Ama ki zaten sanat artık bireysel bir şey. Yani biz bunu yapalım ve ortak bir şey çıkaralımdan ziyade ancak sergilerde olabilir ama herkes gene parçasını yapar. Sizin kendi duruşunuz, kendi fikrinizin olduğu bir çalışma olduğu için artı evet bu teknik bilgide biraz daha sorumluluğumuz artıyor ve yoruluyoruz olabilir. Fakat bana mesela bir altın kullanmak diye bilmek, altın kullanmak bile evet birden çok yüzyıllar sonra öncesine dokunmak ve aynı şeyi devam ettirmek, sorumluluğu ve öğretmek çok keyifli geliyor, çok da anlamlı geliyor kültür devamlılığı açısından.
Tarihsel süreci biraz bahsederken Osmanlı'daki Ramazan'a ben getirmek istedim konuyu da. Yani Evet. tabii ki Osmanlı'nın Ramazan ve bayramları da çok fazla minyatürlerde işlenmiş. Çünkü Osmanlı'da Ramazan aynı zamanda toplumsal ritüellerin, sosyal yardımların da çok fazla yapıldığı bir şey. Dolayısıyla hani o dönemde pek çok adetler var. Zimmem defterlerinin kapatılması var. İşte borçlu olan kişilere zenginler o hani borç defterlerini bakkallarda kapatıyorlar. İşte halkın nasıl davranması gerektiğini belirten tembihhaneler var Ramazan'da. Ve herkesin evi açık herkese. Sadaka taşları var yardım için. Sonra evlerine gelenlere hani hediye olarak iftarda diş kirası veriliyor. Bir de tabii padişahın resmi ritüelleri, törenleri var. Ve işte kutsal emanetlerin temizlenmesi gibi pek çok şey var Osmanlı'da. Tabii bunun minyatüre yansıması var ve bunun okuması var. Yani nasıl yansımış bundan bahsederseniz çok sevinirim. Bir kere toplumsal bir olay. Tabii ki bu çok önemli. İnsanları bir araya getiriyor. Minyatüre yansımalarında şöyle bir şey var. Bizde mesela teşrifat defterleri var. Bu defterlerde genelde biz özellikle merasimlerle ilgili, törenlerle ilgili bilgileri, hani giyimler nasıldı, tören nizamları nasıldı, bu bilgileri alıyoruz. Bunun görsel olarak yansımasını da minyatürler üzerinden edinme şansımız var. Çünkü yani bir Osmanlı Sultanı'nın sarayda muayyede, yani bayram töreni kabulleri o günü nasıl olur? Ondan sonra Arefe bunları gününde başlıyor galiba onlar için tören değil mi? evet, Arife günü başlıyor. Ondan sonra bayramda da işte bayram sabah namazı itibariyle hani başlıyorlar. Şu an padişahın mesela resmedildiği Üçüncü Selim'in özellikle var. Padişah tahtı, bayramlık kullanılan. Oradan bir kabul var. Bayram namazı için yine büyük camilere gidilip ondan sonra bu şekilde camide namazın kılınması, orada halkın o şeyi nasıl izlediği geçişleri. Daha sonrası da hediyeleşme, artık izzet, ikram, eğlenceler ve bunların topluma yansıması var. Burada şeyler, şimdi bu bayram minyatürlerinde şöyle bir şey diyebiliriz. Şeyhin Şehname diye bir minyatürde mesela belirtiliyor. Öyle bir sahne var. Nasıl olur? Kapıtan Konstantin'in çizdiği gene bir bayram şeyi var. Hani tahtında oturan sultan. Bizde el yazması kitaplar bir anlatımın yanında onu göstermek, metni göstermek için yapılan minyatürler şeklinde. Ondan sonra albümlere dönüyor. Bu ne? Tek tek resimler. Bu bayram minyatürlerinin de olduğu albüm resimler var. Daha sonra tabloya dönüyor. Bu tablolarda da artık ne demek? Kağıttan çıkıyor. Tuval üzerine ve daha büyük ve tek tek olan çalışmalar, özellikle portreler. Burada da gene bayram ritüellerin anlatıldığı çalışmalar var. Ben yeni, bu geçen hafta şeye gittim, Milli Saraylara Bağlı Resim Müzesi. Beşiktaş'ta biliyordur herkes zaten. Ondan sonra bütün bu konuştuğumuz eserleri orada birebir görme şansları var. Özellikle tablo haline gelmiş, özellikle bu merasimlerin, padişah portrelerinin, biraz oradaki hayatın resmedildiği ünlü ressamlar ve nakkaşlar tarafından çalışmalar var. Biz hep tabii ki uzun süredir göremiyorduk, kitaplarda görüyorduk bunları. Birebir karşılaşmak, hani böyle yıllardır bildiğin ama hiç karşılaşmadığın birini hasretiyle izlemek gibi geldi. Hani vakti olanlara da bu bahiste çok tavsiye ederim orada birebir görmeyi. Sizin sevdiğiniz minyatürler hangisi? Yani hangi tür minyatürleri daha böyle hani kalbinizin ısındığı
Yani çarpan minyatürler hangisi? Yani sanatçı da olabilir tabii ki. Yani şu sanatçıyı çok takip ediyorum dediğiniz. Ben de aslında o heyecanımla ilgili çok fazla şeye heyecan duyuyorum. Mesela bıraksalar belki sadece odaklansam hani doğa çalışabilirdim. Mesela şimdi yurt dışında bir otelin böyle bütün iş dizisini, dekorunu işte bu benim çalıştığım doğa minyatürleriyle yaptık. Yani bazen hani böyle yorulursunuz ya, o zaman doğa çalışmak bana ilaç gibi geliyor. Yani hayvan da dahil, buna ağaç da dahil, insan unsurunun olmadığı daha alanlar böyle. Fakat sonra ne bileyim bir insan ve hikayesi geliyor. O zaman figür girmek zorunda. Yani ne anlatırsanız anlatın. Ne bu Ali Emiri de olabilir, bu bir Kurtuluş Savaşı da olabilir, bu farklı bir şey de olabilir. Anlatacağınız zaman insan unsuru girdiğinde daha zor geliyor bana. Daha dikkatli olmak, hani giyimi, kostüm, anlattığım dönemin neyse bugün bile olsa daha dikkatli olmak gerekiyor. Şehir çok seviyorum. Beni çok etkileyen şehirler var ve fazlasıyla şehirde çalıştım. Yani İstanbul çünkü özelinde bile baksak çok sürprizli bir yer değil mi? Bir sokağa giriyorsunuz birden nasıl diyorsunuz burada bir mücevher var değil mi? Bir ev karşınıza çıkıyor, bir yer çıkıyor. Ondan sonra keza diğer şehirlerde öyle yani hemen hemen çok fazla yani kendi yurdumda gezdim diyebilirim. Ondan sonra yani hikayeleriyle bir mekanı, onun geçmişte kalmışını yani geldiği haliyle bildiğimde yani bana bıraksanız her şeyi resmedeyim şeyim var içimde, enerjim ve ilgim alakam var. O yüzden hani biraz şeyle ilgili bu. Evet bazen şehir, bazen efsane ama çok yoruldum da doğa. Hepsinden çalıştım diyebilirim. Peki oradan hani çıkmak zor olmuyor. Mesela tarihsel bir şey anlatmak istediğiniz zaman işte demin de bahsettik işte Sürnameler var dedik. İşte 3. Mustafa'nın bayram alayı var. Pek çok bir dönemde bir şey resmediyorsunuz diyelim ki çiziyorsunuz. Orayı çok çalışıyorsunuz ve sonra günlük hayata dönüyorsunuz. Bu aslında bir tarafıyla da bir dengeyi gerektiriyor. Hani hem ruhsal hem zihinsel olarak. Bu biraz zor değil mi yani? Hani yüzyıllar arası sürekli geçişler. Hani birden Osmanlı'daki o işte o bir yüzyılın Ramazan sofrasındasınız. İşte iftarınızı o anı resmetmek istiyorsunuz ama bugün başka bir yerdesiniz. Bu sizi zorlamıyor mu? Yani şey garip bir şekilde hani böyle bir bazen kendinizi bir yere sıkışmışlık gibi hissedersiniz ya. Bu böyle farklı resim minyatür vasıtasıyla bile olsa farklı geçişler genişlemenizi sağlıyor. Hem bilgi olarak genişlemeyi sağlıyor. Mesela şu an ben diyelim ki 2-3 ay Bizans çalışacağım. Elimde yani öyle bir odaklanmam var. Şimdi bir kere okuyorum ya diyorum çok ayıp üçten hiçbir şey de bilmiyor musun falan diğer hani ne yeni bir şey okuduğumuzda hani bu önemli bu isterse şeyin hani salep bitkisinin tarihi olsun hani ne okusak az bildiğimizi fark ediyoruz hepimiz. Ondan sonra şimdi tabii odaklanmam onu verince bir kere o benim için çok büyük bir heyecan o yeni bilgilenme. O çok tazeliyor bakın. Onun için ben yani kitap sever olarak iyi de bir kitaplığım olduğunu da düşünüyorum. Hani böyle mutluyum onlarla. Çok tazeleyen bir şey size yeni bilgi. Yeni insan her ne kadar riskte barındırsa her zaman öyledir. O da sizi bir tazeler. Olumlu ya da olumsuz dönüşü olabilir ama sizi dinç tutar o geri dönüşler. Ondan sonra bir kere böyle bir taze bilgiden dolayı tazelenme var. İkincisi onu çizgiye dönüştürdüğünüzde her seferinizde bir tortular atıyorsunuz. Hani o su, o sizdeki şeyde demlenme de tazeleniyor. Bunu hani böyle biraz üreten hani daha kolay anlayabilir. Biraz şeyle sıkıntılı geçiyor. Mesela ben bir tasarım çizim yaparken hiç sadece o esnada hani bir çizimi oturturken hiç böyle ses olmasın ve çok kendi kendime kalayım yapabiliyorum. Ama onun dışında artık çizip boyarken falan hani herkes olabilir. Ben parkta da yapabilirim. Bütün dünya etrafında olabilir. O bana sorun değil. Ama içe dönüp onu çizgiye dönme anı biraz şeyli geçiyor. Odaklanma diyeyim.
biraz sıkıntılı geçiyor o dönem. Çünkü çok kendinizle yapıyorsunuz, olmadı olmadı, istediğim gibi olmadı veya gibiyle biraz mücadeleniz oluyor. Ama o da şey, her seferinde kendinizi yeniden keşfetme veya kendinizin bir şeyini keşfetme gibi bir yenilenme sağlıyor. Bazen işte hem zor hem güzel. Peki tesip de yapıyorsunuz aynı zamanda değil mi? Tesiple de minyatürü bir şey nasıl oluyor yansıması? Tesip de başka bir sanat çünkü. Bizde bu işler başladığında eskiden derlerdi ki önce tesip öğreneceksin kursta veya da okulda, sonra minyatür. Çünkü teknikleri, boyamaları, kullanılan malzemeleri birbirine yakın. Yani altınsa altını, ikisinde de bilgilenmeniz olması gerekiyor yaparken. Öyle başlayınca ben o zamanki gelenekte bayağı bir tesip yaptım. Şimdi öyle yapmıyoruz. Şimdi gelenlere minyatür istiyorsa minyatürün aynı bu teknikleri birebir minyatür içinde göstererek yapıyoruz. Tesip şu yönden önemli bence. Yani bizim sanatlara ilgi duyanlar için bir eksikliktir de desen bilgisi dersi olması gerekir. Nasıl bir sanat bir tarihi dersi muhakkak ki olması gerekirse desen bilgisi dersi de olmalıdır. Desen bilgisinde şöyle bir şey, bizim tüm bu gördüğümüz motifler, kullanılan sembolizm, onların çiziminin şeyi nedir? Hani bunlar öğrenilir. Bu bilgi tesipte, yani şu anki eğitimde tesipte veriliyor ve bence çok önemli. Ben tesip ve minyatürü çok bir arada kullanmadım. Yani ikisini ayrı kullandım. Gerekirse nasıl olur? Şöyle olur. Mesela bir minyatür yapıyorumdur ama yazın için bir yazı gerekiyordur. Hüsnü'den destek alırım. Bir minyatür yapıyorumdur ama onun içindeki bir motifi, ne bileyim duvarındaki bir unsuru daha büyük bir çalışmak istiyorumdur minyatürün içinde, ama tesip olarak onu kullanırım destekleyici olarak. Ama yani minyatürü ben zaten tek başına bir anlatım aracı olarak, hani hiçbir şeye ihtiyaç duymadan çok güçlü buluyorum. Peki eğitim, bir taraftan da eğitimcisiniz aslında. Yeni nesillere bunu aktarmak istiyorsunuz. Bunun da çok büyük önemi var. Siz nasıl hani başka bir silsileyi devam ettiriyorsanız. Peki eğitim süreci nasıl oluyor? Yani aslında minyatürü öğrenmek kolay mı? Yani yeni başlayanlar için bir öneriniz var mı? Ya da çağrınız var mı? Yani hani nereden başlaması gerekir yeni başlayan birinin ve hiç bilmeyen, resim bilmeyen biri de yapabilir mi? Şimdi bize evet en çok şunu sorarlar, yetenek gerekiyor mu? Ben de aslında eskiden bir yetenek gerektiğini düşünürdüm. Fakat hocalık tecrübemden sonra yetenekten ziyade sebat ve gayretin daha gerekli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir şey, birinin bir kere de yaptığını siz gayret ederseniz 3 kere de yaparsınız ve muhakkak ki yaparsınız. Sadece sizin daha çok vaktinizi alabilir. Ve o belki de bir kere de bir anda ulaşan kişi çok kıymetini de bilmeyebilir kolay ulaştığı için. Yeteneğinde hani böyle bir dezavantajı vardır, örnekleri vardır etrafımızda. O yüzden bir kere gayret ve sebat olduğu sürece ve istikrar olduğu sürece bu işte başarılı oluyorsunuz. Öğrenmesi kolay değil ama şöyle bir şey, önem verdiğiniz hiçbir şeyin öğrenmesi bence kolay değil. Çünkü o zaman teferruata da giriyorsunuz. O zaman ayrıntılara da giriyorsunuz. Üstünkörü yapmamaya gayret ediyorsanız kendinizle de çok uğraşıyorsunuz. Hayat disiplini gerekiyor. Burada bu bence günümüz problemi de. Yani bir telefonu 5 dakikada halledebiliyorsan 5 dakikada hallet, 50 dakika değil. Bir oturup televizyonun karşısında 2 saat kalma. Hani belli bir disiplinler ve organize olma yeteneği olursa bu işlere veya böyle şeylere vakit ayırabiliyorsunuz. Yoksa gün veya an hani hemen geçebilir. Yani bunun için bir özel gayret içinde olmanız gerekiyor. Bu da kolay değil. Yani bir kere, yani şöyle bir şey, kendinizi karar vereceksiniz, sebat edeceksiniz, bir disiplin içine alacaksınız. Öncesine bakın konuşuyoruz. Ki hani bırakmayıp hani devam edin girdiğinizde. Dördüncüsü hocam.
Bu hoca kısmını ben önemsiyorum. Daha doğrusu bundaki benim gözlemimde yani süreç içinde gerçekten hocanın bir öğrencinin karakterini olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğini gördüğümüz için çok olumlu düşündüğünüz, kendinize benzeyen kişilerden ders alın diyorum. Yani bu mizaç yakınlığı önemlidir. Niye? Bakın talep eden demektir. Bilgiyi talep ediyor sizden. Dolayısıyla talep ettiği kişiyi iyi seçsin. Bu önemli. Ve çünkü o talep eden hepimiz aslında şu an internetten dolayı daha bilinçliyiz. Belki çok karmaşık gibi görünür ama çok alternatif var. Herkesi görebiliyoruz. Bir kere bu kısım. İkincisi öğrenme kısmı sevince zor değil. Hani bu da herhalde her şey için geçerli değil mi hayatımızda? Yani bir şey sevmiyorsak bu boğazınızda geçmeyen bir lokma gibi kalıyor ne olursa olsun. Ama sevdiğinizde o zaman siz uyumamışsınız. Siz yorulmuşsunuz, siz hayatınızı bunun için daraltmışsınız, fedakarlık yapmışsınız. O fedakarlık gibi gelmiyor. O size olması gerekenmiş gibi geliyor sevince. Tabii. Tabii bir de şey var. Hani biz modern dünyanın insanlarıyız ve kaosun içindeyiz. Debdebe her gün bir şey. Özellikle pandemi, dijital dünya. Bütün bunlardan kendinizi tabii ki arındırıp o ruh haline gelip sakin sakin. Hani hep minyatür yapan kişilerde böyle bir sükunet, böyle bir şey görüyorum. Yani çok sessiz, çok minimalist. Çok kendi halinde. Hani onu ayrı, öyle bir ruha da girmeniz gerekiyor. Aslında bu bir yaşam biçimi. Yani hani burada bunu yapayım, bu masadan kalkayım da şurada başka bir şey değil. Yani hep devam eden bir şey. Siz de hep söylüyorsunuz bunu. Çünkü özel hayatınızda yaptığınız her şey duruşunuz da bununla şekilleniyor. Dolayısıyla böyle bir şeye girebilmeniz için biraz ruh halinizin de sanki öyle olması lazım. Yani kendinizi o sabrı gösterebilecek bir sanki öyle değil mi? Öyle bir ruh eğitiminizin de disiplininizin de olması gerekiyor. Yani ben de onu şöyle öyle düşünürdüm. Çok farklı meslekler. Fakat belirleyici olan insan biliyor musunuz? Ne işi? Yani düşünün ki bir meslekten aynı durumda mezun olan bir sürü insan var. Ama hepsinin o mesleği icrası farklı. Çünkü kendi lezzetini, kendi duruşunu katıyor. Burada sanatta ben şunu söyleyebilirim ki sanat bir araçsa amacınız ne? Yani amacınız güçlü olmak mı? Amacınız şan şöhret mi? Amacınız ben demek mi? Görünür olmak mı? Yoksa amacınız daha iyi bir insan olmak, kendinizdeki bazı eksiklikleri bu sanatla mı tamir etmek? Hani daha bir ben buradayım ama kendi doğallığımla, samimiyetimle buradayım ifadesini mi kullanmak? Şimdi iki anlattığım şey arasında belki uçurum var. Ama ne yaparsınız? Bunu yapmak için evet sanat yaparsınız. Bunu kullanabilirsiniz ama ulaştığınız ya da ulaşmak istediğiniz nokta bambaşkadır ve sizi iki bambaşka insan haline getirir. Burada bu yol alış sizi aynı zamanda kendinize benzeyenlerle yakınlaştıracağı için bir anda evet böyle daha aklı başında sakin, samimi, daha dolu doğal ortamda olabileceğiz ki bir anda karmaşa teşvik eden başka şeyler içinde de olabilirsiniz. Onun için bu başlangıç noktası sizin aslında gideceğiniz yeri belirliyor. Çok sevdiğim bir söz var. Ben bunu hep söylüyorum. Yani bizim ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz, yarınımız bugünü belirliyor. Yani siz bir amaç belirliyorsunuz. Ne bileyim, doktor olmak istiyorsunuz. Neyi? Bugünden 6 yıl tıp okumanızı, üniversiteye girmenizi değil mi? Her şeyiniz bugününüzden onu belirliyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Bugün çıkacağınız ve başlayacağınız yol bir düşüncesiyle, sebatıyla, hocasıyla bilinçli olması gerek ki ulaştığınız noktada sizin o hissettiğinize en yakın nokta olsun. Evet, kesinlikle siz zaten varlığımızı bir inşa için bunu yapıyorum diyorsunuz. Yani bir şöhret ya da bir görünür olma şeyi değil. Yani insanın kendisi için yaptığı bir eylem bu. Ama güzel bir şeye dönüşmüş.
Çok yani pek çok sergide açtınız ve çok güzel eserlerinizle ben de karşılaştım. Ellerinize sağlık. Ama minyatürün birazcık da teknik kısmından bahsedelim mi? Hani şunu sormak istedim aslında. Mesela her bir eser için farklı bir şey yorumluyorsunuz ve yaratıcı bir şeye dönüştürmek istiyorsunuz. Ama bir süre sonra belki de bakıyorsunuz ki yani gökyüzü hep kırmızı mı koyuyorsunuz? Yani sizin bir şeyiniz bir noktadan sonra oluşuyor mu, kimliğiniz ya da geriye dönüp baktığınızda ya aslında bazı şeyler hep aynı çiziyorum. Yani farklı dönemler olsa bildiğiniz oluyor mu? Ya da bunu kırmak istiyor musunuz? Ya da varsa böyle bir şey. Aslında siz fark etmeden fırçanızın eğilimi oluşuyor. Hani o öyle çok bilinçli değil. Hani şimdi masamızda sakin sakin yaparken bir işi ne yapıyoruz? İşte ben mesela belki 10 tane bulut dinliyorum, 10 farklı eserde. Ama mesela onun sadece ikisini kendime yakın hissediyorum. Ya da 10 tane farklı deniz dalga yapıyorum da bir tanesi de ya tam bu benim hissettiğim o akışı veriyor. Hani akıp gidiyor bu su diyorum. Sonra onu daha çok yapmaya çalışıyorum. Bir kere öncesinde böyle bir şeyler oluyor. Renkler mesela ben çok renk seven bir insanım. Yani normal hayatımda da renk seviyorum. Yaptığım işte de renk seviyorum. Bundan dolayı yaptığım işlerim biraz renkli oluyor. Yani gönlümün meyli o yönde. Siz bunlar bir araya bir bütünde gelince bir bakıyorsunuz ki sizden çıkanlar zaman içinde evet bir eğilim, bir benzerlik oluşturuyor. Bu çok bilinçli olan bir şey değil. Hani ben sadece siyah üstüne beyaz yapayım dediğinizde o çok sanatsal olmaz. Hatta zorlayıcı ya da farklılığı çok samimi olmayan bir şekilde oluşturma olur. Bu biraz ruh akışının biraz el akışı belirleniyor. Evet sizin evet bir şeyiniz oluşuyor o zaman içinde aynı renklere meyliniz, aynı çizgiye meyliniz oluşuyor. Ve biraz da sizi oluşturuyor. Bu yaparken hani çok planlı, özgünlük çok planlı yapılan bir şey değil. Çünkü çok bireysel. Siz de bazen diyorsunuz ki ya hiç istediğim gibi olmadı dediğin de oluyor. Hani ben bunu okudum, çok da etkilendim ama yani bu mu çıktı dediğiniz de oluyor. Bazen de ufacık bir şeyden hakikaten çok tam böyle hani rüyalarında aklımda zihnimde ki hali oldu dediğiniz de oluyor. Her zaman sürprizli bir şey. Ama bütününde hani diyelim ki ben 150 tane iş yaptım. Ama bütününde bir bakıyorsunuz ki evet bir bütünlük oluyor, oluşmuş. Elim hep öyle gitmiş fikrim. Minyatür böyle rüya gibi zaten, masal gibi. Sanki bir masal alemine giriyorsunuz. Yani bir rüya görmüşsünüz de onu resmediyorsunuz. Fantastik bir tarafı da var. Yani böyle hani çok şey değil, çok gerçekçi değil. Başka bir yorumlama, sıra dışı bir yorumlama yani. İlginç bir geleneksel sanat tarafıyla. Tabii buyurun. Şimdi minyatürde şöyle bir şey var. Aynı anda hem kuş bakışı bakıyorsunuz diyelim ki bir şehre yukarıdan ve aynı anda diyelim ki binalara da karşıdan bakıyorsunuz ağaçlara. Şimdi bu iki bakışı bir arada bulundurmak hani modern algı olarak kolay değil oturtmamız. Biz böyle bakmıyoruz. Ama onu yapan o zaman öyle bakış onun için normaldi. Şimdi bizim bir de ayrıca ekstra bir telkinden ve adaptasyondan ve kabulden geçmemiz gerekiyor. Yani bunu evet bu kabul için hani minyatür okumasını anlamak sonrasında uygularken de bütün o yazılımınızı yeniden oluşturmanız gerekiyor. Bir de her aşamasında farklı teknik var tabii. Yani yapılırken o da çok önemli bir şey. Yani bambaşka teknikleri var galiba her aşamanın. Onu da bilmeniz gerekiyor. Evet ve o bazen de yorabiliyor ama evet bu iş böyle hani kağıdında boyamasında sulu su bazlı. Ben geleneksel malzemeyi kullanarak yapıyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani belki şu an tabloya geçenler, tuvalde yapanlar, farklı malzemelerde kestikleri ve derinlik kazandırdıkları işlerle yapanlar var tablo olduktan sonra. Ben orada kağıdı çok seviyorum. Yani kağıtta kalmayı, su bazlı boyaları kullanmayı, yani guaş işte sulu boya, eskinin altını, hani eskinin kullandığı teknikleri kullanmayı kendi tercihim olarak. Yani farklılığı ben teknikte, uygulamada, o incelikte değil, fikirde.
benim kendi anlatımımla oluşturuyorum. Yoksa sadece malzemeyi değiştirerek, sadece işleri makro ya da mikro yaparak da bir ben yaptım olabilirsiniz. Yani o da bir tercih. Bir de minyatür tabii şey de oldu, somut olmayan kültürel varlık oldu. Yani Evet. dünyada tanındı artık uluslararası anlamda. Bunun tabii minyatüre ve sanatçılara çok etkisi olacaktır, değil mi mutlaka? Bir kere şey olarak çok önemli. Yani benim yüksek lisansım ve tez konum da somut olmayan kültürel miras üzerine. Yani bunun korunması bence bunların şöyle bir şey. Bizim kültürümüz olarak envantere geçmesi çok önemli. Burada farklı ülkelerle birlikte bu dosyayı aldık. Biz yakın coğrafyamızdaki. O birliktelik de çok hoş. Ondan sonra ve de bize ait bir unsur. Bizim minyatürümüz böyle demek. Bu keza müzikte veya da bir baklavada veya da yemekten bir sürü kültürel unsur da önemli. Nazar boncuğu da olsa bu bizim kültürümüz, bizim envanterimize kayıt edilmesi önemli. Buradaki düstur gerçekten önemli bir şey var. Benim de keza dikkat ettiğim de bu. Siz bir kere bir hocanız var. Hani bir secere söyleyebiliyorsunuz. Bir devraldınız bilgiyi bakın. Ondan sonra o bilgiyi tekniklerini koruyorsunuz. Ondan sonra uygulamada geliştirirsiniz fikrinizle. Ama o kurduğunuz teknikle öğrencinize bir sonraki nesle anlatıyorsunuz. Ben bunu diyorum böyle bir zincirin halkası gibi. Yani kopmadan devam ediyor. Çünkü bu koptuktan sonra araya ne girer? O ne girenle tekrar birleşir? Problemdir. O bilgi aktarımı şeydir, uygulamaya geçmeden önceki bilgi aktarımı bizim o somut olmayan diye tabir ettiğimiz alan. Onu öğrenci sizden alıp bir uygulamayı döndürdü, bir bakırcı o ustasından öğrenip aynı onun gibi bakırı vurduğunda artık o bizim gözümüzde değil mi somut görülen bir malzemeye dönüyor. Bilgiyi bir esere dönüşüyor. Artık o bilgi kaybolmaz, onu öğrendi. Ama o öğrenci belki başka bir formda bir bakır üretebilir sonra. Daha evvel yapılmamış bir objeyi deneyebilir o bilgisiyle. O da bir o dönemi içindeki bir gelişmedir. Şimdi bizim evet bu bilgiyi, bu şeyi aldıktan sonra somut olmayı yani tekniklerde tekniği aktarmak fikirde kendi özgünlüğünü oluşturmak gibi bir durum var. O yüzden ben evet o samur fırçalarla, kağıtla, guaj boyayla, sulu boyayla, altınla yapmaya devam ediyorum işlerimi. Yani tekniğim aynı, fikir bana özgü. Peki son soruya gelmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Yani tabii ki sizin sergileriniz ve size bir konu geldiğinde elbette siz kitap tasarımı da kitap kapağı da tasarlıyorsunuz ya da büyük alanlara da hani şehirlere büyük çalışmalarda yapıyorsunuz. Ya da bir konseptte demin de konuştuğumuz gibi dönem sergileri de yapıyorsunuz. Ama mutlaka yani bir herhangi bir tasarım şeyi gelmeden de sizin günlük ritüeliniz var mıdır? Yani ya da minyatür yaparken işte müzik dinlerim ya da işte her gün fırçamı alırım, bir şeyler yaparım, doğayı gezerim dediğiniz kendinize özel böyle ritüelleriniz var mı bu işi yaparken? Ben mesela şu salgın döneminde bir şeyi fark ettim. Şimdi bir hayal kurardık böyle hani biz evimizde kalsak değil mi? Hiç kimse olmazsa kitaplar okuyacak 6 aylık kitabım var, çizilecek 15 senelik çizimim var falan diye düşünürdük. Trafiklerde 3-4 saat kaybediyoruz. Ben hocalık yapıyorum hani 3 günüm gidiyor diyelim 3 günde başka türlü gidiyor. Gibi bir şey vardı ama hayat durduğunda kendimize kaldım. Hani şükür evet kitap çok fazla okuduk ama bu aslında bu karmaşa gibi gördüğümüz şeyin ben çok besleyen bir şey olduğunu fark ettim. Yani değil mi insan bir sosyal varlık ya da ben sosyal bir insanım en azından kendim için. O dostlar, konuşmalar, fikir yürütmeler, olumlu ya da olumsuz aldığımız dışarıdan etki tepkiler. Aslında bizi çok besleyen ve hayatın içinde tutan biraz yeknesaklığımızı tek düzeliği önleyen şeylermiş. Önemli bir beslenme olduğunu fark ettim kendi içimden parantez. Yoksa hani sanki ben çünkü
iş hayatım, aile sorumluluklarım, yani hep böyle hiç kalamıyorum hani. Hani her gün fırçayı almak değil, bazen 3 gün hiç elime alamayıp hani bütün 20 saatimin dolu olduğu zamanlar yaşıyorum. Sorumluluklardan dolayı öyle bir şeyim olmadı, ama olmayınca da dedim ki bu insan doğasına da çok uygun bir şey değilmiş. Yani insan sosyal bir varlık, hayatın içinde olması gereken bir varlık. Hani o yaprağın ağaçtan düşüşünü camdan değil de ağacın yanında görmesi gereken bir varlık. Hissettiklerini kaybetmemesi için. Benim öyle bir rutinim yok. Yani benim belki bir becerim organize olmamla ilgili olabilir. Yani zaman ayırmak, ne bileyim hani böyle bir aylak kalmamak, bu işten sonra bu diyebilmek. Televizyon gibi ben kara delik diyorum. Hani bazı kara delikleri hayatıma, ne bileyim bir film izleyeceğim veya bir şey yapacağım gibi kendi zamanımla ayarlamak gibi bir şeyleri yapabilme yeteneğim gelişti zaman içinde. Sorumluluklarımın yanında bunu götürebilmem için. Az uyuma gibi bir şeyimizi sınırlayabildik üretebilmek için. Ondan sonra onun dışında da hakikaten ben özgün tasarım yaparken sessizliği çok arıyorum. Bazen bir tasarım yaparken bu özellikle böyle Çinli gibi çok büyük panolarda, daha karışık işlerde çok kendi kendime kalmak ihtiyaç hissediyorum. Bu belki birkaç gün. Hiç ses olmadığı bir şeydi ve çok böyle kendime kaldım da bir süre sonra zor bir şey biliyor musunuz sessizlik? Yani kendime dönmek için ona ihtiyaç hissediyorum ama bir süre sonra o kadar asılı kalıyormuşsunuz gibi bir duygu oluyor ki o. Sonrası çizgiler, renkler başlığında bir şenlik. O çok kolay. O herkes olabilir. Hiçbir sorun benim için bağlayıcı değil. Sadece biz tahrirde çok ince çizdiğimiz için bizim işte çok böyle yorgun olduğunuzda, çok başından odaklanmanız bozulduğunda iş bozulan bir durum. Hani orada biraz bir de yalnız kalmak istiyorsunuz. Onun dışında yok yani maalesef hayatın bana bıraktığı her kırıntı zamanda dahi dönüp bunu yapıyorum. Yapabildiğim o üretebilmek için. Çok güzel. Peki yeni serginiz var mı? Yeni projeler var mı yakın zamanda? Kendim bir kişisel sergi için düşüncelerim var. O da şöyle oluyor. Gün içinde bir şeyler çiziyorum. O bir dosyam var, onu atıyorum. Bazen bakmıyorum. Yani bir fikir geliyor, bu böyle olabilir. Bunu da koyabilirim. Yani bir konu var. O konuya bağlı çizimlerimi bir aylardır atıyorum. Sonra mesela onları ben toplayacağım ve odaklanacağım, çıkacak. Yani şu an şöyle bir şey, bir havuza her şeyi atarsınız. Sonra o 10 bilgiden 3'ü süper yani. Bunun üstünde ben ilerlerim olur. Hani ben de ilerlediği şekli şu an en başına. Hani bir düşünce var. O nasıl çizgiye dönerdeki halindeyim. Okumasındayım. İkincisi evet şu an çiziminde oldum. Hani 3 aşama gidiyor. İş 3 aylık şey ortalama gidiyor diye ben de. Bizans mesela çok ilgimi çekiyor. Şu an güzel çalışıyorum onu da. Onun hani Tarihi Yarımadası, bütün o alanın o dönemki tasvirleri üstünde çalışıyorum. Şu an boyadığım aşama ve çizdiğim aşama o. Sergi kısmı şu an çok keyifli gelmiyor. İnsanlar tedirgin oluyor diye yani açılmamasına rağmen dün sergimiz vardı. Bir tane kütüphane haftası nedeniyle ve o kadar iyi geldi ki. Maskelerimizi taktık, hani dikkat ettik. Tabii ki o açılış şeyleri, seremonilerin hani hepsini atlamak zorunda kaldık ama sanat konuştuğumuz insanlarla bir arada olmak hani böyle ilaç gibi geldi bize. Hani orası için ne bileyim mesela bir nakkaşhaneyi çalışmıştım. Çünkü Gülhane Parkı'nda sergi şu an. O yüzden hani yeri nakkaşhanenin olduğu alan ve ruhuna yakın bir kütüphane, kitabın oluşturulması süreci gibi. Hani en son yaptığım ve sergide olan o iş oydu. Biz de tabii ki böyle işte hani bakın olmuş olan olacak derken daha büyük de hayaller ve düşünceler var ama hani ne kadarı gerçekleşir onu bilemiyoruz. İnşallah bir kısmını gerçekleştirme şansımız olur.
İnşallah, umarım. Çok teşekkürler Gülçin Hanım. Bize o renkli dünyayı anlattınız. Kendi masalsı evreninize dahil ettiniz. Bugün işte yüzyıllar arası pek çok şey konuştuk, pek çok kültürleri Evet. konuştuk ve minyatür ve yolculuğunuzu konuştuk. Elinize sağlık, ruhunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem sizinle sohbet etmek ayrı güzel. Çok sağ olun. Bu vesileyle ekrandan ilgi duyanlarla bir arada bir buluşma alanı olması için çok teşekkür ediyorum. Yani bunu sağladığınız için. Çok ben teşekkür ederim. Siz aynı zamanda eğitimlerinize de devam ediyorsunuz. Katılmak isteyenler de sanırım şey yapabiliyorlar değil mi? Bir süreci var mı onun eğitimle ilgili? Ben şu an şeyden dolayı salgında online eğitime mesela ilk defa başladım. Fakat gene de orada birebir verdim o online eğitimde. Yani gene meşk usulü dediğimiz hoca ile öğrencinin yakın temasının hissedildiği bir sistem vardır. Hani o sistemde kendim verdim. Kurumsal olarak da bırakmadık. Yani bir kurumda hatta hiç ara vermeden devam ettik. Çift maskeleri takarak, karda camlar açık olarak biz gene derslerimize devam ettik. Çok da o da diyorum ya hani sosyal varlığız. İnsanın insana ihtiyacı var. Mutlaka. Güzel geldi. Yani şimdiye kadar onu da başarabildik. Dersler devam etti yani. Çok teşekkürler. Umarım bu aşk hep devam eder sizdeki ve biz de bu güzel İnşallah. eserlerle hep buluşuruz. Çok sağ olun. Ben Teşekkürler. teşekkür ederim.